Şu anda HDP'ce düzenlenen Demokratik Cumhuriyet Konferansı'ndayız. Bu Demokratik Cumhuriyet'i 100 yıllık Cumhuriyet'i sorgularken rejimin ayrımcı, ırkçı ve ötekileştirici politikaları burada sorgulanıyor. Eğer şimdi 2. yüzyıl demokratik, eşit, özgür bir yaşam inşa edilecekse eşitlikçi, özgürlükçü bir anlayışla hareket etmek gerekir ve bunu anayasaya, bir mutabakat belgesine dönüştürmek gerekir. Şimdi tecrit başlı başına işte yaklaşık 23 yıldır yaşanılan bir insan hakları ihlalidir. İnsanların yasaların, hukuk önünde eşit olduğunu, olması gerektiğini biliyoruz. Kaldı ki bir de 23 yıldır yatıyor olması ve 22 aydır ailesiyle ve avukatlarıyla görüştürülmemesi Kürt sorununun çözümsüzlüğü konusunda bir ısrardır. Tecrit insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır, demokrasiye aykırıdır. Ve de çözüm yolunu bence tıkayan, kapatan bir anlayıştır. Şimdi bakın bugün tecride son verilsin, yarın Kürt sorununun çözümüne eşit ve özgür birlikte yaşamaya ilişkin bir diyalog kanalı açılabilir ve konuşulabilir hale gelir. Şimdi bence avukatların ve demokratik kitle örgütlerinin, hukuk kurumlarının ve barış savunucularının, insan hakları kuruluşlarının sesine kulak verilmelidir. Kaldı ki bu sorun artık uluslararası boyutu da ulaştı. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir dayanışma grubu geldi ve böyle bir platform oluşturuldu. Hiç değilse onlara kulak verin. Buradan bir sonuç bildirisi çıkacak. Yeni bir demokratik cumhuriyetin inşasında Kürtler başa sorundur. Ve Kürt sorununun çözümsüzlüğü zaten bu 100 yıllık sabıkalı bir tarihin yazılmasına neden olmuştur. İkinci yüzyıla başlarken bundan ders çıkararak Kürt sorununun eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, barışçıl bir sivil anayasaya bağlı kılınmalıdır. Ve bu işte tecridin de aynı anda bence son bulmasına da yol açacaktır. Burada bir de şuna değinmek istiyorum sizin aracılığınızla. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası topluluk, bakın insan hakları evrensel bildirgesinin daha başlangıcında yazar. İnsan hakları evrenseldir, insanlığın ortak gözetiminde ve korumasındadır der. Ve birçok sözleşme ve bildirgeler kaynağını insan hakları evrensel bildirgesinden alır. Şimdi bu bildiriyi çıkaran Birleşmiş Milletler, daha sonra da oradan kaynaklanan ve birçok sözleşmeye, belgeye imza atan Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, AGİT, Venedik Komisyonu bu tecrit üzerinde ciddi durmalıdır. Aynı zamanda bu bir yükümlülüktür. Sadece evrensel yükümlülüğünü yerlerine getirmenin ötesinde bir de vicdani bir sorundur, insani bir sorundur. Ve bu düşmanlık politikalarına artık son verilmesi konusunda bir irade ortaya koymalıdır. Ben Batı'nın bu konuda iki yüzlülüğüne bağlıyorum. Bakın ve uluslararası topluluklar, kurumlar bence iktidarların, devletlerin etki alanına girdi. Şimdi CPT değil mi? Yani böyle bir protokolle oluşturulmuş, gerçekten insanlık onurunun korunması, gözetilmesi yolunda işlevini yerine getirmiyor. Görüştü mü, görüşmedi mi? Görüştüyse o rapor nedir? Açıklanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bakın durumu öyle. O nedenle bence kapitalist Batı dünyanın insan hakları ve özgürlükler üzerindeki yükümlülüklerinden uzaklaşıyorlar. Umuyor ve dileriz ki sadece bu ikinci yüzyılı Türkiye için değil, ikinci yüzyılı yüzyılları dünya için de istemeliyiz. Daha eşitlikçi, daha yaşanılır bir dünya için, barışçıl bir dünya için. Ve umarım şimdi 15 Şubat'a geliyor ve bence bu uluslararası komployu sona erdirecek güçlü bir irade gösterilsin ve PKK lideri
Sayın Hocadan serbest bırakılsın. İşte bence bir halk zaten onu ayağa kaldıran, özellikle kadın özgürlük mücadelesinde kadına kimlik veren ve bugün Jin, Jiyan, Azadi alanlarında dalga dalga yayılan işte PKK liderinin o ilk fişeğindendir. Ve şimdi o meşale bütün kadın özgürlük mücadelesinde yanıyor ve söndürülmeyecek. Umarım bu seçimlerde bir fırsat olur halklarımızın demokrasiye, barışa, adalete yönelmesi için. Emek ve Özgürlük İttifakı bence bir çıkış yoludur. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı topluma yaratılmış bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendiririz. Seçimden sonra da tecde son veririz.